Herkese merhaba arkadaşlar, ben Eray. Bugün Futbol Manager 2021 mobilde kariyerimizin, Fenerbahçe kariyerimizin 11. bölümdeyiz. Yepyeni bir sezondan bu yeni bir sezona başlangıç yapıyoruz Fenerbahçemizle. Evet, şuradan sağ üstten de bir önceki ilk sezonki videolarımızı, ilk sezonki kariyerimizdeki videoları izleyebilirsiniz. Çok güzel bir sezon geçirdik açıkçası. İlk bölümden son bölümüne kadar inanılmaz bir heyecanlı bir şampiyonluk yarışı mücadelesi vardı. 3 takım arasında genellikle döndü. Evet, yeni sezona ben 5 Temmuz'a kadar geldim. Oyuncu bir sürü birkaç oyuncu sattım. Birkaç tane de oyuncu aldım. Dünya yıldızı da var. Dünya yıldızı standartlarında diyelim en azından. Mali durumu gördüğünüz gibi, evet. Mali durumda malumuz güvenli. Yaklaşık 13 milyon, hatta daha da fazla değil, 13 milyonluk bir bütçe var. Takımımız bize 6 milyonluk bir bütçe yatırdı. 16'yı görmüştük. Tam 16'yı gördükten sonra ben bir tane oyuncu aldım. Orada 13'e düşürdük. Onun dışında Avrupa Kupası ikinci tur, ikinci Avrupa Kupası'nda mücadele edeceğiz. Tabii ki ilk turdan vesaire yokuz diye tahmin ediyorum. Aynen, ilk turdan yokuz. Şöyle bakayım. Aynen, ilk turdan yokuz büyük ihtimalle. Direkt gruplardan katılacağız. Onun dışında başka bir şeyimiz yok. Bugün biraz ilerleyeceğiz. Eğer yapabilirsek 4 hazırlık maçını da yapabiliriz. Crystal Palace ve Atalanta maçlarını ben ekledim. Onun dışında Harmony Field ve Tottenham ekibinde maçları zaten hazırdı. Dedim 2 tane daha ben ekleyeyim. 4 tane güzel hazırlık maçı yapalım. Şimdi A2 takımımıza gelelim. Hızlı bir şekilde şuradan, buradan değilmiş. Transferler. Ribbons'i bulmamız lazım. Acaba transferleri nereden buluyorduk? Mali durum. Transfer geçmişimiz, evet. Samatta'yı ben almadım. Otomatik olarak herhalde alma zorunluluğu varmış opsiyonu. 6 milyon oradan bedavadan çöp yere gitti. Şu an Samatta'yı koydum listeye. Satılmazsa onu oynatacağız. Onun dışında Noah'ı Leicester'a gönderdim. Onun yerine beklerimizi aldık. 3.9 milyon euroya gayet güzel bir bonservis bedeliyle sattık. Burak İnce'ye getirdik. Evet, burada göreceğiniz özellikleri inanılmaz. 17 yaşında orta sahamıza emanet edeceğiz. Sosa'nın yanına bunu oynatmayı düşünüyorum. Taktiklerimizi de göreceksiniz. Çok değişik taktikler yaptım. 4 tane farklı taktiğimiz var. Yedek olmak üzere, rotasyon vesaire. Sinan Gümüş şu an beklemede. Mirvoy ile transfer durumuna baktığımızda zaten şu an dediğim gibi beklemede. Büyük ihtimalle ilgileniyorlar. Emerson sağ beke Chelsea'den bir sezon oynayıp emekli olmuş, serbest kalmış. Mükemmel bir özelliği. 27 yaşında, maaşı da 23.500, Caner Erkin'den daha az bir maaşı var. Gerçekten yaptığımız en iyi transfer bu. Net bir şekilde yani. Onun dışında Dorukon'u anlaşamamıştık hatırlarsanız devre arasında, ama devre sonunda serbest kalma bedeliyle aldık, serbestlerde bulduk onu da. 12.000 maaşı var, gayet iyi. Türk oyuncu olsun hem. 25 yaşında, gayet de güzel. Genç bir oyuncu. Onun dışında burada bir sağ bek buldum. Alman bir sağ bek ve 16 yaşında sadece. 16 yaşında. Yani bu özetlere belki bir tık düşük geliyor bizim Fenerbahçe kalitemiz için. Tabii bir tık düşük ama 16 yaşında olması bizim için çok iyi. Nurettin Korkmaz'ı aldım yine. Ofansif orta saha ve kanat olarak oynatabileceğimiz, rotasyon gelecek vadeden gerekirse kiralık olarak verebiliriz. Ki transfer durumunda kiralık yokmuş. Ki kalabilir. Dediğim gibi 19 yaşında bu da. Hem Türk hem genç. Fena olmayan bir özellikleri var. Burada yine bir serbest bir oyuncu daha bulduk. 4.2 maaş alıyor. 20 yaşında genç bir orta sahada. Karar alması, agresifliği ve pas benim için en önemlisi. Orta sahada pas benim için. Tekniği de gelişecekti daha 20 yaşında. Onun dışında burada Gökhan Gönül ile sözleşme imzalamadık. Oytun Özdoğan, Ahmet Bulut, Sinan Büyük, İsmail Şelek ve Burak Şimşek vesaire, bunların hepsi gitti. Ya bu arada burada oyuncular aldık. Serhat Çetiner aldık. 16 yaşında inanılmaz bence. Gayet iyi bir santrafor daha 16 yaşında. Transfer dönümü zaten kiralıklara açık. Dediğim gibi bunların hepsi genç yetenekler olarak aldık. Burak da galiba çok iyi olan. Burada fena değilmiş. Onun dışında Gürhan Yüreğini alt takıma çıkardım. Şuraya gel bakalım. Şuraya nereye gidiyorsun? Evet, transfer edilmiş bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 Samatta ile 7 oyuncu birden almış bulunmaktayız. Sağ bekte de Barış Alıcı geldi ama acaba Barış Alıcı'nın yerine bir sağ kanat alsam mı diye bir arayış içerisindeyim. O yüzden sizlerle beraber hatta şöyle Moise Keane'le anlaştım. Kiralık alacaktım. Sonra baktım istemedim, vazgeçtim. Evet, sağ bekte 2 milyona sadece Serge Aurier'i alacağım. Daha ucuz bütçeli, fena olmayan bir oyuncu buldum ama ben Ağrı'yı fena bulmuyorum açıkçası. Gerçekten kaliteli bir oyuncu.
R7 takımı istiyorum. İlk başta ben onunla anlaştım ama sonra reddettim. Vazgeçtim. Başka oyuncu bulmuştum. Onu da reddettim. Ben Dynamite bunu aldım. Bu arada Emre Demir de takip listemdeydi. Ona da yok 2.7 görüşmelerden çıkabiliriz. Borussia Dortmund geliyormuş. Onun dışında Gümüş izni, çalışma izni var. Oğuzkan Güçtekin o sıkıntı şey Sinan Gümüş'ün. Jorgensen teklifi. Evet, Jorgensen'i satarsak çok iyi sattık aynen. Getafe'ye Jorgensen'i sattık. Çok yüksek bir maaşı vardı. 32.500 değil o daha fazlaydı. O oradaki sözleşmesi. Evet oraya da Search oraya getirdik. Search oraya da bir 50 bin maaşa getirebilirsek. 60 bin demiş. Biraz düşürelim onu hocam. 50 bin. 57. 51. 54. 52. 54 bin tamamdır. Daha fazla zorlamayalım. Ve Search oraya da takımımıza kabul ettik. Dalot transferi için 20 milyon istiyor. Gerçekten şu anki bütçemizin yeterli değil. Moise Kean zaten dediğim gibi çok üst düzey bir oyuncu. Onu satın alsak daha güzel olabilirdi ama her neyse. Evet aldık. Kimi aldık? Serge Aurier'e getirdik. Jorgensen'i sattık. Güzel bir transferle hızlı bir şekilde başlamış bulunmaktayız. 17'sinde maçımız var yanlış hatırladım. Dirar emekli oldu. Evet. Emre Demir Şingiler teklifi kabul etmiş. Emre Demir de kaçırmış olmadık aslında. Çok da düşünmüyordum. Evet. Şimdi oyuncu aramaya geldiğimizde sizlere haber. Benim burada işte sol bek aratmıştım. Şimdi buradan her şeyi bir sıfırlayalım. Pozisyon olarak bir sağ kanat. Sağ ayaklı değil, sol ayaklı burada iyi gider. Özellik şimdi kanat oldu mu bir kere hız olacak. Onun dışında hız olacak. Orta yapması ve top sürmesi gerçekten güzel olsun. Şut teknik mi? Hadi bir de teknik deneyelim bakalım. Tabi bunların hepsi çıkmayacaktır tahminimce. Oo çıktı. Oo genç oyuncu. Hızlı. Bu tam benim var. 15,5 milyon euro. Beni benden aldı. Ronnie Lopez 33. Oo, çok pahalı ki bunlar. Hernani. Fena olmayan oyuncular ama özellikleri bir tık düşürmemiz gerekecek. Orta yapması 13. Top sürmesi 13. Hız 15 kalsın. Teknik. Teknik aldıracağım hatta ben. Aramaya bastığımda evet güzel oyuncular çıkacaktır mutlaka. Bertrand Traore'ye sözleşmesi bizse çok iyi olurmuş aslında. Lokomotiv. Bununla geçen sezon da ilgilenmiştik. Kanat oyuncusu. Bir teklif yapalım bakalım. Kulüpten ayrılmasını istiyormuş. 8 milyonluk bir teklif yaptık. 12. Yok görüşmeden çıkacağım. Daha fazla zorlamak istemiyorum. Fena oyuncu değil ama. Yusuf Erdoğan mı çıktı? Oha. Yusuf Erdoğan. Teknikte 13. Oo. Orta yapması kaç? 14. Çok iyi. Yusuf. İnanılmaz bir oyuncu çıktı ya. Değeri kaç? 2.7. 3.5 gayet iyi. Hemen oyuncu takası ete bastığımızda kimlere verebiliyoruz? Bir oyuncu verip de takas yapabiliriz açıkçası. Bir sürü oyuncu. Aa Sinan Gümüş. Onayla Sinan Gümüş artı 1 milyon. Bakalım ne diyecekler. Sinan Gümüş artı 3.5 milyon mu? Sinan Gümüş'ü bir kaldıralım. Adem'i ekleyebiliriz. Kemal Adem'i artı 1.5. Tamam oyuncu istemiyorlar anlaşıldı. Kemal Adem'i çıkar. 3-6'yı ver. Teklifini nitelendirsin. Bizim bir Barış Alıcı ile ben bir karşılaştırmak isterim açıkçası. Barış Alıcı çünkü çok iyi duruyor orada. Hemen ufaktan bir karşılaştırdığımızda mavi Barış Alıcı agresiflikte Barış Alıcı çok daha kötü. Top sürme orta yapma daha iyi. Liderlik hareketlik Barış bir tık daha yüksek. Onun dışında takımın hız vesaire. Yusuf Erdoğan 28 yaşında gerçi çok da genç oyuncu değil ama yine de biz teklifimizi yaptık. Burada bir Andre Torsen onun maaşı bir tık yüksektir. Bir tık değil bayağı bir yüksek 62 bin. Lecce bir Rafinha var burada ama. Bu da gayet iyi duruyor. Ona da 11.75 direkt yapsam 35 direkt görüşmeden çıkabiliriz. Onun dışında Bergoyiz vesaire. Buraya, bir sayfa mı çıktı? O tam bir sayfa mı çıktı gerçekten? 800 bin bunlar yok. Mehdi herhangi bir
özelleştirden portta yapması hızı 14'e düşüreceğim. 3 sayfa olduk. Bir hızı düşürmem yetti gerçekten. Suso çıktı burada. 1.17.25. Mononi Medioike kiralıkmış zaten. Yusuf Sarı, Yunus Akgün çıktı. Wow. Mix, Hernani, Romero, Karabağ'dan. Genç oyunculara bakmamız daha iyi olacaktır. Plata, Yunus Akgün, Wilkes var burada bir tane. 15, hoppa pardon. Geri gel. Tamam ya, ben Yusuf Erdoğan olursa Yusuf Erdoğan'la anlaşmak isterim açıkçası. Matheus Pereira da olsun, fena değil ama. 15 hız, 16 teknik, orta yapması 14. Hız olarak bir tık düşük kalıyor sanki. Yani ilgilenmeyen oyuncu tutulur yani açıkçası. Üff. Adnan Yunusay. David Neres vesaire. Shaqiri mesela. Çok iyi olur ama yetmez paramız. Onun dışında Mena, Wilkes, Hulk. Oho. Hulk'u getirebilir miyiz? Sözleşme öner mi? Hulk'la ben bir konuşmuşum herhalde. Orayı tam çözemedim ama. Hulk'la konuşmuş olabilirim. Yusufları da var burada. İlginç. 14, 17 top sürme. Orta açması 14. Teknik fena değil. 22 yaşında bir Türk oyuncusu aslında. Ama bizde bir Barış Alıcımız da var burada. O yüzden sadece Erdoğan için yeterlidir şu anlık. Erdoğan fena değilmiş ha. Barcelona Emre Demir için 1.9 milyon euro. Büyük ihtimalle Borussia Dortmund alacaktır. Erdoğan teklifi kabul edildi. Sözleşmesi 15 bin. Mevcut sözleşmesi 12 bin. Mevcut sözleşmeni al işte. Uğraştırma. Ah, 2 yıllık yaptık. Az takım yaptık bir de. Belkas kiralık olarak mı sizin önemli? Tabii ki Belkas kiralık olarak gönderebiliriz. Transfer durumu kiralık. Kanat değil ki yani, anladınız mı? Kanatta oynatmak isterim açıkçası. Orta yapması, top sürmesi, hızı bir tık düşük. Evet, kiralığa koyduk. Belkaz 27 yaşında mı? Başka Yunanlar herhalde. Bu kimmiş? Tim Köder. Yok, gerek yok. Avrupa Kupası'ndaki maçlar oynanıyor. Bakalım bizim grubumuzda kimler olacak? Bakalım onları öğrenebilecek miyiz? Burada 9.25'lik bir transfer var. Valent. Sizden de transfer önerilerinizi bekliyorum açıkçası. Nereye bekliyorum dersiniz? Güzel bir forvet veya forvet değildi. Ne önerim bize? Sağ bek'e Sörcü oraya aldığımıza göre. Aslında her yerimiz hazır ya. Her yerimiz takır takır hazır. Altay Bayındır elle oynaması nasıl onu bilmiyorum. Berke Özel'le oynatabilirim bu sezon. Avrupa Kupası'nda özellikle de gelecek rakiplere göre. Bu arada Edunisi 11.75'i mi? Edunisi'ye basamıyoruz. Bakabilirdim aslında. Arya Fenerbahçe'yle her konuda anlaştı. Arya'yı takımımıza aldık. Serge Aurier 28 yaşında 244 maçı var. 14 tane gol var. Çok tecrübeli bir oyuncu. Açıkçası bizim adımıza çok iyi olacak. Dalot çok iyi olacak ama maalesef ki öyle bir bütçemiz yok açıkçası. Ben burada bir sürü oyuncu şey yapmıştım. Takipçi almıştım. Sör Joria takımımızda yanıtlama vardı ama ne diyor onu çözemedim. Hazırlık maçları oynanıyor. Bizim de hazırlık maçımız yakın. Sör Joria'yı da takıma monta edelim bakalım. Pelkas Darmstrang çok iyi, Pelkas'ı gönderebiliriz oraya. Yaş 27'miş Pelkas'ın, ben onu bilmiyordum. Sivas ve Konya'nın da ilgi gösterdiği açıkçası ilgileniyormuş. Sivas'a gitmesini istemem. İsterdim aslında onlardan. Maaşının %0'ı bizden mi? 50-50 hocam. Hadi eyvallah. Medley. Medley yeni gitti hocam ya. Medley'i kaçırdık. Fena olmayan bir stoperdi kendisi ama bütçesi olarak çok yüksek.
Potansiyeli zaten. Bizim de potansiyeli oyuncularımız var. Ben kaliteli bir stoper. Aslında oraya bir giderim ya. Gider. Evet, size stoper önerileri. Cem Erdoğan'ı kabul ettik. Şuraya bir oyuncu listesine gelelim. Sizlere haber verelim. Stoper bakalım. Ben buraya oyuncu ekleyeceğim. Sizden o oyuncuların arasından birilerini söylemenizi tavsiye edeceğim. Yaş hiçbir şekilde fark etmiyor bir stoper oyuncusu için. Stoper oyuncusu en büyük özelliği tabii ki de pozisyon olması. Onun dışında dayanıklı, top kapması olacak. Onun dışında pasör olsun olmasın fark etmez. Karar alması da fena olması. Aha, hava topu. Hava topu çok iyi olsun. Var mıdır hocam? Var. O güzel 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 güzel. Yani Vestergaard. Bak bu çok iyi olur ama 12,5 milyon euro. Oo, 12,5 milyon euro çok çabuk erken kabul ettiler. 14 milyonumuz var. Ben bir görüşmeden çıkacağım. Çok yavaşmış gerçi ya. Ama çok iyi duruyor. Yani Vestergaard 28 yaşında hiç de fena değil. Dinyas Popov var burada. 16 hava topu, top kapması, pozisyon yarısı, hız, güç. Duffy. Yine o pozisyon stopere gelin. 8 milyon kabul ederse sen de bendesin. 8 milyon gel. Tamam, 8,75 %5'i de sat. Teklifini ah be, ben niye bastım ki? Almayacağım ben bunu, merak etmeyin arkadaşlar. Duffy şu an çok iyi geldi yani. Hiç size dahi soracak halim kalmadı. İnanılmaz bir oyuncu bulduk orada. Pozisyon alması vesaire, bunlar da çok iyi aslında. Bilemedim ki. Luyendama çıktı burada 6 lira 75 kuruşa. 6 lira evet. Eric Bailly bizim listemizde vardı kendisi. Onun dışında ben bir gençleri bir yarattığımda Miki Tayyip Sanuç çıktı burada, bir Türk oyuncu. Araujo Barcelona'dan ama işte Barcelona olduğu için imkansız gibi bir şey. Bu oyuncu da güzel Anderson ama sözleşmesi çok yüksek, bir bedeli var. Onguene o da çok iyi. Sözleşmeleri bitse bunlar çok iyi olacak ama. Tanıdık isim var mı diye bakıyorum ama bir de sporlu bir Wallace var. Fenerbahçe 3,6 milyona Erdoğan'ı aldık. Bir daha teklif yapabiliyoruz mu? Çok güzel. Onu 7,5 aldık. Bunun sözleşmesi mi bitiyor? Yo. Bunu bir Duffy ile karşılaştıralım bakalım. Duffy mi daha iyi bu mu? Westergaard'ın kafası 19. Westergaard bir tık daha iyi, agresif olarak. Duffy daha agresif. Teknik bu daha iyi. Pas daha iyi. Şu daha iyi. Pozisyon alması 2, bu daha iyi ama 18'de gayet iyi. Takım oyunu bunun daha iyi. Dayanıklılık açısından Duffy çok daha dayanıklı. Güç açısından bu daha iyi. Pozisyon alma olarak bu daha iyi. İkisi de gayet iyi bir oyuncu bizim için olacaktır. Şu Duffy ile bir daha karşılaştıracağım. İstatistikle maaşlarına vesaire karşılaştıracağım. 66 bin, 49 bin. Evet, Duffy bir tık daha iyi gösteriyor ama bilemedim. Duffy mi, Westergaard mı? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ben ikisini de şu anlık almayacağım, bekleteceğim. Duffy'yi değerlendirmek istiyormuş. Otomatik seçtik. 22 numarayı vermişler. Westergaard da büyük bir ihtimalle kabul ettiler. O ikisiyle anlaştık şu anlık. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Sizlerden bekliyorum yorumlarınızı. 20 dakika olmuş. Artık yavaştan bir kırtılpa. Pelkas 2 sözleşmesini kabul etmiş. Pelkas'ı gönderebiliriz. Duffy teklifi kabul etmiş. Westergaard kabul etmiş. Sisse Bayern. Çok güzel. Ha, yanıt gerekiyor. Oo, bedava mı?
Ağaç bütçesi, kalan ağaç bütçesi. Duffy düşünmüyormuş hiç. Tamam. Westergaard. Allah Allah. İlgilenmiyorlar belki de o yüzdendir. Sıkıntı yok. Belki Bogo girdi bilmiyorum. Stoper buluruz. Sıkıntı yok. Sizden de önerinizi bir stoper önerinizi bakalım. Güzel stoperleri bulursak en az bir tane transfer yapmak isterim. Kaliteli bir stoper. İyi bir sonuç alacağına güvenmiyormuş gibiymiş. Çünkü taktiğimizi de 4-4-2 değiştirdi gördüğünüz gibi. Topu ayağına aldığında çok tehlikeli bir rakibin üstüne gidebiliyormuş. Schlapp. Avrupa Kupası'nda maçlar oynamaya devam ediyor. Gruplar bu bölüm açıklanır sanmıyorum. Newcastle'ı ayarı 28,5 milyon ki ya yer alamayız imkansız. Bayer'in kiralı gitmesini izin istiyormuş. Gitsin onayla. Kulüplerine öner. Kiralık onayla. Tamam. Önerdik. Bakalım kiralık olarak Bayer'i almak isteyen birisi çıkar mı? Çıkarsa gitsin sıkıntı yok. Evet hazırlık maçımızın olduğu gün gelmiş bulunmakta. Şöyle taktiklere geldiğimizde evet 4-4-2 taktiğiyle oynamayı düşünüyorum bu sezon. Erdoğan'ı niye aldım diye soracak olursanız sadece 4-4-2 taktiği yok. Şöyle hemen seçeneklerden seçimi yükle. Burada gördüğünüz gibi 4-2-3-1'lik bir taktik var. Ama şunlar karışıyor ya. Şunlar çok kötü ya. 4-2-3-1 dedim böyle çıktı. Biz 4-4-2'mize çıkacağız. Yusuf Erdoğan. Buradaymış. Yusuf Erdoğan sadece kanatta mı oynuyor diye bir göz atsam. Hani sadece kanatta oynamış. Kanatlı taktiklerde de Yusuf Erdoğan'ı oynatabiliriz. Hazırlık maçına böyle çıkacağım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Duran top kaptan vesaire şey ayarladım. Evet. Maçı başlatacağız. Bakalım sezonun ilk maçı Crystal Palace'la kendi sahamızda. Bakalım nasıl bir maç çıkaracağız. Tisserand'da hatırlayacağınız üzere. Bir yıllık bir sakatlık geçirmişti. Hala sakat. Sakat olduğu için kimse transfer etmiyor tabii ki de. Miljovic var karşıda. Benim tanıdığım ve tecrübeli olan oyunculardan. Wilfried Zaha var. Crystal Palace'ın en önemli oyuncusu bana göre hatta diyebilirim. Max Meyer genç orta saha. David Guetta inanılmaz bir kadrosu var. Ya. Onlar da ortadan merkezli gelmek istiyorlar büyük ihtimalle. Altay'la başladık. Bakalım sonumuz hayır olsun. Bakalım Crystal Palace'ı yenersek takım olmuş diyeceğim. Emerson Sosa, Burak İnce Sosa gol gelmedi. Kaleci kurtardı yürüyen. Genç oyuncularla oynuyoruz. Türk olan. Yüreğimiz forvette. Arkada Ömer Faruk. Onun bir arkasında Burak İnce. Stoperde Gürkan Başkan'tan 4 tane Türk oyuncumuz var. Crystal Palace geliyor. Güzel güzel. Korner. Etkili başladık. Wilfried Zaha Altay. Çok güzel Altay. Aferin. Crystal Palace'a karşı güzel ve etkili bir oyun sergilediğimizi düşünür şu anki bir ilk yarıdaki istatistiklere bakarsak, göz atarsak. Emerson, Gustavo, Sosa, Burak veya Samatta. Yüreğen vurdu, golü oldu. Gürkan Yüreğen. İnanılmaz. Harika bir oyun oynadık ilk yarıda. Muazzam. Barcelona gibi top çevirdik. Ciddi söylüyorum yani. Hazırlık maçıydı aslında. Birkaç oyuncu değişikliği yapabilirdim. 60'a kadar oynayalım. 60'tan sonra full değişiklik yapabiliriz. Çok iyi bir oyun sergiliyoruz. Crystal Palace karşısındaki Zaha'sı var, Guetta'sı var. Yani tamamen yedek çıkmış bir Crystal Palace yok. Ben de sezonu bu taktikle oynamayı düşünüyordum aslında. Bakalım Crystal Palace üzerine denemiş olduk ki gayet güçlü takımları var. Bizim Süper Lig'e koysak şampiyonluk için çok büyük aday olur. Net bir şekilde yani gerçekten Zaha'sı sadece 70-80 milyon euroyu buluyor. Bu arada konuşmaya da aldık. Oyuncu değişikliği yapmayı unutmayın. Basarsa inşallah 2 tak 80 oldu. Van Aanholt Kayete çok güzel sağ genere. Aferin. Genç oyuncularımız daha var yedeklerde. Onları da deneyelim. Şu korner hata bitsin. Hadi bakalım uzaklaştıralım. Çok güzel Altay. Altay aferin. İkinci yarıda bir tık bastırdılar. Tabii biz biraz geriye çekilmiş olabiliriz. İlk yarıda yaptığımız yapacağımızı yaptık yapacağımızı. Evet burada genç bir oyuncumuz var Sosa'nın yerine.
Onu koyalım. Onun dışında yeni transferimiz Dorukhan Tokoz gelsin. Berk Özer'i koymanın bir anlamı yok. Arp gelsin Samatta'nın yerine. Gotti bizim yedek sağ bek almamış mıyız ya? Genç almamışız. Sıkıntı yok. Yürüyen oynasın. Gotti alalım Ömer Faruk'un yerine. Onun dışında da başka Caner Erkin'in Sangare'nin yerine de Emerson'un yerine kalsın. Lemos Arayembi, Berk Özer. Onun dışında bir değişiklik yapmaya gerek yok. 4 oyuncu birden değiştirdik. 1-0 öndeyiz Crystal Palace karşında. Fena da bir oyun çıkardığımı çıkarmadığımızı düşünüyorum açıkçası. 33 bin de seyirci hazırlık maçı olsa dahi bizi izlemeye gelmiş. Onlara da teşekkür ederim. Jordan Ayavalta yine kalesine çıktı ama o sefer güzel uzaklaştırdı. Geçen sezondan hatırlayacaksınız. Çok sıkıntılar yaşattı bize uzaklaştırırken. Çok büyük bir kayıp. Hatalar yapmıştı. Klan yere düştü. Emerson faul oynadı. Oyuncu değiştirdiği oldu mu? Olmuş. Evet. Eze ve serbest vuruş artık son saniyeler. Hoca bitirdi bitirecek. Ve Crystal Palace'ı kendi sahamızda 1-0 yeniyoruz. Çok güzel bir oyunda yendik açıkçası. Güzel bir hazırlık maçı oldu bizim için. Önümüzdeki Tottenham maçı en önemli maçlardan bir tanesi diyebiliriz ki Crystal Palace da çok önemliydi. Maçın adamı yeni oyuncumuz Gülhan Üreyen. Altyapıdan çıkardığımız genç oyuncumuz. Onun dışında Ömer Faruk Beyaz 7 oynamış. Burak İnce yine transferimiz 7 oynamış. Gürkan Başkan zaten Eray Embi ile beraber güzel 6 ay 7. Yedeklerden giren oyuncularımızdan 7 oynayan var mı yok diye baktım. 6 Fiyat Arp'ın bir tık gelişimini görüyoruz. Onun dışında zaten geç kaldık oyuncuları sokmakta. 9 dakika oynamışlar sadece. Gülhan Üreyen ilk golünü attı. Onu da tebrik ederim. Genç oyuncumuzu antrenman seviyesi diyeceğim ama çok da bir şey yok ama güzel. Son maç hakkında konuşacaktım ama hazırlık maçları hakkında konuşamıyoruz galiba. Çünkü son maç hakkında konuş yoktu. Gülhan Üreyen'e bir antrenör hocası yok çünkü hiç kimseye önermiyor oyun. Kendi başına geliştirmeye çalışacaktır. Evet, ikinci maçımız Armine Bielefeld. Bir tık rotasyon takımımızla oynayabiliriz bu maça karşı. Oo, soru oraya vardı diyecektim bu arada. Bakcan birkaç gün forma giymeyecekmiş. Sıkıntı yok. 2021 dünyanın en iyi ilk 11'ine baktığımızda kalede Oblak, devreye Alaba stoper ikilisi, Hakimi sağ bek, Halbo sol bek, Luis Alberto ve De Bruyne Alfa neydi bu ya unuttum. Alejandro Gomez ofansif ortada. Messi, Rashford, Lewandowski. Burada dikkat çeken bir özellikleri vardır. Olmayan oyunculardan. Ronaldo, Neymar, Salah yok. Güzel tüm zamanların ilk 11'ine baktığımızda yani bu tüm zamanların bize yıllık önemli olan bu senenin kadrosu böyle seçilmiş. Fenerbahçe'nin şu anlık en iyi 11'i seçilmiş kulüp tarafından. Sisse, Perotti, Valencia, Cegulşer, Luis Gustavo, Lemos böyle seçilmiş. Gürkan Başkan'ı seçmemişler. İlginç. Lemos seçmişler. Güzel. Yılın 11'inde Ronaldo'nun olmaması da İlginç. 5 gün sonra Armine Field maçı var. Bakalım daha satılacak oyuncumuz var. Dediğim gibi Samatta'yı transfer listesine koymuştum. Ama Samatta ve Gülhan Üreyen orada güzel işler yapabilir aslında. Samatta'yı çıkarabilirim. Ayer seçenekler takip listesine çıkar. Albümü de çıkarabilsek. Bayer'e Denizli Spor'dan bir kiralık teklifi gelmiş. Maaşı %100 onlar ödüyormuş. Güzel. Tamamdır. Bayer'de Denizli Spor'a kiralık. Umarım forma şansı bulur ki forma şansı bulabileceği bir takıma gitti Denizli Spor. Tam onluk bir takım ki Denizli Spor küme mi düştü tam hatırlamıyorum. Bu arada Sar 15,5 milyon euroya gerçekten iyi bir kulübe gitmiş. Eyvara. İlginç. Evet, Denizli Spor'u kabul ettik. Denizli Spor. Alt diktiğim üst diktiğim onu tam hatırlamıyorum. Az farklı favoriyiz. İlginç. Armine Field tarafında. Sosa. Oo, ilginç. Bayağı kişi oyuncu. Tabii daha yeni takımı neredeyse baştan aşağı kurduk diyebiliriz. Akıl hocalığı tamamlanmış. Burada transferlerden Pablo Mari vesaire var. UEFA Avrupa ikinci eleme turunda Anderlecht vesaire var. Artık yavaştan gruplar belli olabilir bence. Hector Mesa burada bir transfer var.
Ozan Tufan'ı koymuştum tabii ki, doğru kanı aldım ben oraya. 4,5 milyon gerçekten güzel bir fiyat. Ben kabul edeceğim. Güzel. 4,5 milyon liraya ben bir kabul etme teklifi kabul ettim bakalım. Ozan Tufan kabul edecek mi? Hazırlık maçımız Armine Bielefeld'le başlamak üzere bakalım. Şöyle diğer taktiğimizi kullanalım. Taktiği yükleye bastığımızda 4 artı 2 rotasyon takımımızla bir maça çıkarsak. Şöyle kimler vardı ki ya, Gürhan Üreyen. Taktik kaydetmemiş ki bu şimdi. Oyuncuları rastgele üstüne koymuş. Ne anlamı kaldı ki yani? Ben seçim yükleye bastığımda 4-2-3-1'i ha, şunu koy bana, aferin be. Evet, 4-2-3-1'de de böyle bir taktik yaptım. Ama ben diğer taktiğimizi yapmak istiyorum. Seçenekler. Seçimi yükle. Bazı oyuncular tamam. Ya, sıkıntı yok, oyuncumuz buradan gitmiş. Kim gitti ki? Belkas gitti, Belkas. Oraya da yedek, oraya kimi koyabiliriz? Orada Barış Alıcı değil, Barış Alıcı koyalım. Yusuf Erdoğan'ı yedekleri koyabiliriz. O yedekleri seçmemişiz zaten. O yedekler seçilmemiş. O hemen yedeklerimizi seçelim. Ben yedekleri seçip de geleyim mi? Eser orayı da deneyebiliriz bundan sonraki maçta. Araya bir gelsin yedeklere. Onun dışında Sangare zaten oramız var orada. Sol bek, sağ bek. Dorukhan Taközü yedekler alabiliriz. Ve onun dışında Ömer Faruk Beyaz tabii ki yedeklere gelecek. Fahrım belki yedek olsun. Forvet olarak Samat da burada bir yedek olabilir. Onun dışında Üreyen zaten forvet olarak Samat'ta aldık, bence gayet yeterli. Yusuf Erdoğan'ın yanına alsak bir forvet daha gider mi? Yok. Valencia'yı alamayalım. Sen alalım. Tamam. Burada da böyle bir taktik yapacağız. Bunları hiçbir şekilde ayarladım mı? Yani bunlar böyle kalsın. Bu maçta da böyle oynayacağız. Sıkıntı yok. 8 yedek yeterlidir. Maçı başlattık. Armin Effield. Bakalım. Değişik bir kombiyle nasıl bir oyun sorunu seçeceğiz. Kauper 16. Göçkan 19 mu 17 mi? Yani gerçekten yine çok genç bir kadro oluşturduk. Armin Effield'ın bakalım üstesinden gelebilecek miyiz? Göçkan genç oyuncu. Onun dışında Kauper genç oyuncu. Barış Alıcı. Biz burada Haruk Tekin'i oynatmışız ya. Berke Özer alacaktım ben oraya. Tüh. Onları da ben bir sonraki bölüm için, bölüm dışında da ayarlarım ben onları. Yeni oyuncular falan geldi. Taktikleri tekrardan düzenlerim. Evet, bir foul başladık ama eteli bir foul olmadı demek ki. Gotye Papisiste, Gotye Ozan Tufan, Barış Alıcı Papisiste vurdu dışarı. İlk tehlikeli atak bizden gelmiş oldu. Bu bir tık sevindirici bir haber. Onun dışında zaten şu anlık çok pozisyon olmayan bir maç geçiyor. Evet, bu sefer onlar geliyor. Yobo, Yobo. Oo, çok tehlikeli bir noktadan dışarı attılar. Onların da tehlikeli bir net pozisyonu oldu. Topa sahip olmamız bizim için güzel. Çok teknik bir özelliğimiz var ve pas oranı çok yüksek bir takımımız var. Pas isteği. Pas özelliği çok iyiymiş bizim. Ligin ortalamasının üzerindeymiş. Onlara da göz atarız. Harun Tekin çok güzel çeldi ve öyle yazıyordu aşağıda. Öyle çeldik. Korner. Eskili Haç. Yabo. Yobaz diye isim geliyor. Yobo. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Hatırlarsınız diye tahmin ediyorum Yobo. Yobo yazın zaten çıkar. Şöyle kötü oynayınca var mıdır? Vardır illa 5 oynayan. Yokmuş. İkinci araya değişikliklerle yapabiliriz. Onun dışında buraya bir Fahrenberg. Onun dışında Serge Aurier'i burada bir denemek isterim açıkçası. Yusuf Erdoğan da Barış Alıcı'nın yerine koyalım. 3 değişiklik birden yaptık. İkinci araya geçebiliriz. Amaç burada oyuncuları denemek. 5 şey 5 diyorum. 4-2-2 baklava taktiği gerçekten Crystal Palace maçında da güzel bir oyun sergiledik. Fena değil. Bu sezonki taktiğimizi öyle belirleyebiliriz. Tottenham maçına da öyle çıkacağım büyük bir ihtimalle. Evet, faul aldık. 12.000 seyirci var. Almanya'dayız.
Yabo attı. 1-0 önde Armine Bielefeld. Hazırlık maçı, hiçbir şekilde dert etmiyoruz bunları. Kafamıza takmıyoruz. Burada oyunumuza bakıyoruz. Güzel bir oyun sergilediğimiz sürece sıkıntı yok. Başa baş ortada giden bir mücadele var açıkçası. Buradan gözüken öyle. Bir gol bulursak çok iyi olur ama. Sergio oraya güzel pas attı. Yusuf Erdoğan'a güzel bir orta. Papi Sis attı. Çok güzel bir gol geldi. Kanatlardan çok güzel geldik. Sergio oraya ve Yusuf Erdoğan. Çok iyiler. Nazım Sangare büyük bir ihtimalle 3. oyuncu pozisyonu düşebilir mi bilmiyorum. Goti. Uf, çok güzel vurdum be Goti. Çok iyi vurdun ama kaleci kurtardı. Papi Sis'i de bundan sonra bir çıkaralım. Hadi bir Samatta'mız gelsin. Nurettin Korkmaz kaç oynuyor? 7 oynuyor. Gayet güzel. 6 oynayan orada bir Fahılmerk var. Serdar ve Lemos vesaire. Arayın bir gelsin. Lemos'un yerine buraya da bir Ömer Faruk Beyaz gelsin. 1-3 değişiklik daha birden yaptık. Yine genç ve iyi de rotasyon takımımız bu bizim. Unutmayın, rotasyon takımımızda gayet güzel bir oyuncu geldi ki Erdoğan yine çok iyi. Erdoğan kanatların bize çok etkili bir bu arada onlarda da kaç değişiklik geldi. Bir anda bütün oyuncular çıktı. Burak İnce güzel bir orta ama kalecinin üstüne gitmiş. Bir kontratak yedik. Kötü bir şut Neyman'dan ve 1-1 bitiyor. Almanya'dan da mağlubiyet almadan dönmek güzel bir oyun. Sergiledik açıkçası. Yani mağlubiyetin ve beraberliğin yanında güzel bir oyun her zaman ya isterim. Maçın adamı Papsi 10. gol atmış. Lemos 8 oynamış. Burada bir 6'da oynayan Ozan Tufan'ımız var. Burak İnce'ye 7 oynamış. Gayet güzel gelişim sergiliyor. Barış Alıcı performansını çok beğenemedim ilk yarıda. Etkisizdi. İkinci yarıda Yusuf Erdoğan attı golünü. İşte asistini yaptı. Güzel bir asistti. Evet, yedekler alanı Sörcü Oriye 8 oynamış. Bu çok iyi. Yusuf Erdoğan 8 oynamış. Bu da çok iyi bir haber. Samatta vesaire 6 derken fena olmayan bir oyunla yine karşınızdaydık. Adana Demirspor 7-0, Alkoyone 5-0 vesaire vesaire. Evet, övgü değer bir performans. Papisi Seydi. Öncüyle konuş. Son maç hakkında konuşamıyorum ama mevcut form hakkında gayet güzel gidiyor. 8-8-8 diye gidiyormuş. Onun da son bir sezonu bizim için. Aa, kritik bir hata yapmış ya? Oyuncu konuş. Mevcut formu, antrenman seviyesi, mevcut formu. Valla sıkıntı yok genç oyuncuya. Genç oyuncu bütün hepsi takım alışacak yani. Bir maçta hata yaptı diye. Asla onları azarlamamamız gerekiyor. Tabii geçen bölümde ve sezonun son maçında Galatasaray'a karşı Altay'ın yaptığı gibi oynamalar, o zaman sağlam bir eleştiriye tabi tutulacaktır. Altay katletti bizi. Altay şampiyonluktan etti arkadaşlar. Biz bu arada ikinci oldu değil, üçüncü olduk. Şampiyonluğu bırak, Şampiyonlar Ligi'nden bile elendik. Avrupa Ligi'ne bile gidemedik. Avrupa 2. Ligi'ne gittik. Evet, 3 gün sonra bu sefer de son yılın Atalanta şeyi var orada. Güzel bir Atalantası var. Ozan Tufan da Stoke City'ye büyük büyük ihtimalle sattık. Bu maçtan sonra gidecek. Güzel. Circle vuruş. Oo, satın alma ücreti yaptık ya Eyüp Akçan'a. Sıkıntı yok. Duvan Zapata'sının rakip defansının savunma çizgisini koruma konusunda iyi bir çıkarması gerekiyor. Bir sıfır Fenerbahçe kazandı. Crystal Palace da aynısını diyorlardı ve kazandık. Karşı güzel oldu. Çok kararlı bir oyuna sahipler. Birbirleri kondisyonu yüksek, enerjik, teknik açıdan çok yetenekli oyuncular. Kadroda liderlik vasfı yok. Takım ruhu düşük bir kadroda şu an biraz kırgın olup takımlar yaratıcı konusunda biraz zayıf görünüyor. Maç öncesinde sakatlık endişeleri yok. Evet, deneyeceğiz bakalım yenebilecek miyiz Chelsea'den Frankfurt'a gitmiş. Akça'nın teklif kabul edilmiş. Bu biraz kötü oldu. Şimşek. Beykan bu kim o? Burak Şimşek'e bir kiralık teklifi gelmiş. Kabul ettik. 16 yaşında genç oyuncumuz.
Stoke City'ye o zaman Tufan'a 4 milyon, 4,5 milyon bonservisle çok iyi fiyata sattık. Luis Gustavo belli pozisyon için yeterli rekabet olmamasına rekabete yol açacağından korkuyor. Yok. Öyle bir şey olmaz. Rekabete kapılmayalım. Kapılması takımımızda gayet iyi bir oyun sergileyeceğimizi düşünüyorum. Akcan onayladık. Evet, sıradaki tamam, seni de onaylayalım, gel buraya. Pelkas yavaş yavaş. Pelkas hala gelişiyor mu ya orada? Güzel, strese başa çıkabiliyor. Wilshere Akcan kiralık olarak size gittikten sonra Ebu Akcan için akıl hocalığını sonlandırdı. Jack Wilshere'ı satamadık arkadaşlar. Jack Wilshere şu an en çok maaş alan oyuncumuz. Alacak takımların ilk gönderilmesi, hatta tek gönderilmesi gereken oyuncu o kaldı galiba. Onun dışında çok da bir oyuncu satmıyoruz. Jack Wilshere dışında Perotti var gerçi yedeklerde galiba. Evet, 28'inde güzel bir hazırlık maçı araya ben ekledim. Artık hiçbir rotasyon olması lazım. Bu oraya kimi getirelim? Oraya Dorakan Taköz, Dorakan Takas, Dorakan Takas. Seçimi yükle. 4-2-3-1 rotasyon takımını. Ben 4-4-2 ile oynayacağım bu maç. Boşluk. Mavi anlam ne anlama geliyor onu hiçbir şekilde bilmiyorum. Sörş oraya gel buraya. Evet. Duran toplara baktığımızda Sörş oraya nasıl olduğunu bir görelim. 12-9. Tamam. Kullanmasa da otur. Maçı başlattım. Atalanta zorlu bir maç olacak. Avantaj olarak bir tık bizi üstün görmüşler galiba, yanlış görmediysem. Onlar da full kadroya çıkıyor bize karşı. Güzel bir maç olacak. Yine Crystal Palace ayarında bir takım bana göre. Özellikle de son sezonda daha da iyiler açıkçası çünkü. Neler yaptınız siz de gördünüz. İtalya'da bir sezonda gol rekoru kırdılar. İnanılmaz bir taktikleri var. Bakalım bize karşı kaç gol atacaklar, atabilecekler mi? Çok iyi başladık. Bu arada Luis Gustavo, Emerson. Güzel başladık, etkili başladık. Ama hızlı oyuncular var. Bu bizim için sıkıntı olabilir. Defansımıza güvenecek genç oyuncularımıza, ama işte dediğim gibi bir tane kaliteli bir 27, 25-30 yaş arasında şöyle tecrübeli bir stopere ihtiyacımız var. Tisserand'dan biraz daha iyi olabilir. Biz seni Froiler'ı Gomez vurdu. 6 ay çok iyisin 6 ay. Aferin. 3 şut Atalanta bastırıyor. Avrupa'ya Ömer Faruk Beyaz, Burak İnce, Ömer Faruk Beyaz dışarı vurdu. Ömer Faruk. Geliyorlar. Bir orta Alejandro Gomez attı. Yılın takımına seçilen oyuncusu tabii ki bu da, onu da unutmamak gerekiyor. Evet, Atalanta'nın ilk yarıdaki baskısı bizi perişan etti. Ama hazırlık maçı dediğim gibi, ligde de Atalanta kadar güçlü bir takım var mı? Yani Galatasaray seviyesinde bir tık daha üstün bunlar. 4-2-3-1'e geçeceğim. Onaylaya bastığımda Sosa yürüyen. Sosa, Ömer Faruk Beyaz, yürüyen. Yürüyen çıkaralım buraya bir. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ha, böyle çıkmıyordu, böyle çıkıyordu. Ben böyle kanat almamışım ki, yedeklerde kanat yok. Ben ona göre bir taktik yaptım. Taktik kaydet 4-4-2 bakalım onayla. Oo, 4-4-2 bak, bunun üstüne mi kaydettik? Allah'ım beni lanet olsun. Of. Bir daha onun üstüne kaydettik biz. Allah'ın bütün hepsini sildik. Şaka gibi ya. Of.
Ha. Ama bunlar böyle duruyor. Taktikte Sillek olacak iş mi? Burak İnce sol sağa. Ömer Forkbeyaz buraya bir. Çıkarmayacak kimseyi. Oynayın, oynadığınızda eğlencenize bakın. Hazırlık maçı tabii ki her zamanki dediğim gibi. Takımın uyu alışma süreci var. Takımı baştan aşağı değiştirdik. Taktiğimizi değiştirdik. Bunlar olacak. Diğer taktikleri yine yapmak zorunda kalacağım. Gerçekten uğraştırıcı. Yani tek tek bütün oyuncuları, yedekleri seçmek hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Bas gibi bir tık nebze kırabilecek miyiz bakalım. Olmazsa bir değişiklik yapmamız gerekecek. Tehlikeli kere birkaç atak yapsak belki bir şeyler olabilir ama şu anlık bir atak daha yapamadık. Gosens geliyorlar Muriye. Foul. Oraya kartını cebine çıkardı mı? Ne oldu? Bir şey olmadı. Alejandro Gomez Altay. Güzel bir kurtarış geldi Altay'da. Tebrik ederim. Buraya bir goti gelebilir. Üreyen bu maçta etkisiz demek ki. Sis de gelsin buraya. Orta sahaya Dorukhan Toköz'ü alacağım buraya bir savaş orta saha olarak. Herkes orta saha mı da oynasın savaş orta saha solsa. Seni çıkartalım buraya sen gel. Herkes orta sahaya. 4 oyuncu değişti birden yaptık. Kalan 10 dakika civarında bir sürede belki gol atarız. Bir tarafta Chelsea'nin diğer beki Emerson, diğer tarafta Tottenham'ın beki Aurier var. Beklerimizi çok üstün bir seviyeye çıkardığımızı söyleyebilirim. Hatta çok güzel bir orta, çok güzel bir gol. Aurier asist yaptı yine büyük bir ihtimalle. Yanlış görmediysem 17 Aurier, 16 Samatta ve 1-1. Değişiklikler kısa sürede işe yaradı. Bakalım. Neler olacak kalan sürede? Bir gol bulabilir miyiz? Ha, sanmıyorum. 94 oldu ve maç sönlendi. Evet. Atalanta'nın daha iyi oynadığı bir maç diyebiliriz. Daha iyi geldiler. Daha iyi yüksek atak yaptılar ama maçın adamı Samat'ta olmuş. Yani neticede ne olursa olsun. Evet. Oraya da gerçekten inanılmaz bir şekilde katkı sağladı geldiği günden beri. Hazırlık maçları olsa bile. Samat'ta oldukça iyi. Oyuncuya konuş. Mevcut formu övelim. Tabii ki daha yüksek olması gerekiyor ama sıkıntı yok. Bu da iyi. Bu da iyi. Transfer durumu sözleşme önermeyeceğim. Transfer durumu dediğim gibi olmak isteyen olursa bekleriz. 18 mi 16 milyon euro karşılığında koydum. Yorumlarda 10 gün Gustavo sakat. Sıkıntı yok artık yaşlandı. Zor bir maça çıkacağız. Hem de çok zor bir maça çıkacağız. Acaba yenebilir miyiz? Oraya motive olmakta zorluğunu. Oraya yavaş yavaş olacaksın. Vay be Gürkan Başkan bu maçta oynamakta gerçekten çok hevesliymiş. Tottenham'a karşı bakalım neler yapacağız. Evet. Ön elemeden katılıyoruz. AYK Larnakas ile eşleşecek. 5 Ağustos 2021 tarihinde maçımız var. Tottenham'ın 31'inde Balıkesir AYK güzel. Balıkesir hazırlık maçını şöyle bir kaldırsak mı aradan ya? Orayı Balıkesir de eklenmiş ama. 15 milyon euro bir bütçemiz var. Güzel bir transfer önerinizi, takviyelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Çetin Er için bir teklif. 16 yaşındaki genç oyuncumuz için kabul ettik, gönderdik. Evet, taktiği çok değiştirmek istemiyorum. Yine 4-2-2 ile mi oynamasam diye düşünüyorum açıkçası. Tottenham'a karşı ben rapora göre bir şeyler ayarlayacağız. 16 yaşındaki genç oyuncularımızı kiralı göndeririz. Gelişsinler orada diyelim çocuklarımız. Tottenham maçına geldik. Bir rapor vesaire hiçbir şey yok. O da ilginç. Evet Gustavo yedekler alıyoruz.
Ha, güzel. Ana taktik. Bizim bir ana diğer ana 4-2-3. Bir de şöyle bir taktiğimiz var. Onlar bir defansif oynarsa daha iyi olur. Bir tane de merkez olsun. Böyle olsun. Hayır. Şimdi. Oraya sen gel oraya. Yusuf Erdoğan'la başlayalım bu maç. Orta sahaya Mert Hakan Yandaş gelsin buraya. Samata bir tık yorgun. Gürhan Üreyen yorgun değil. Çok iyi bu bizim için. Başka yorgun kim var alt takımda? Luis Gustavo dışında bir yorgunumuz yok. Luis Gustavo'nun yerine de şuraya bir kim koyacağım ki? Luis Gustavo'nun yerine defansif orta saha mı kalmış? Oo. Oo. Evet, oraya bir oyuncu lazım bize. Bu taktikle oynayacağız. Fahlenberg merkez ofansif orta saha, Mert Hakan yandaş, Savaş orta saha olarak yapacağım. Dorukhan Toköz de defansif orta sahada bize güven vermesini istiyoruz. Defansif orta sahamız yok. Oo, çok kritik bu bizim için. Genç oyuncu Gülhan Üreğin'e şans vereceğim. İlyas vesaire kanatta güzel bir şekilde ikinci yarı değil maçı başlatacağım. Los Celso'yu Duarte sakat. Erken Bergwijn, Malinowski almışlar. Onun dışında Kurt Walker var yedeklerden çıkan. İzlenecek oyuncularda da. Karşıda Ricky Lyon, evet. Dyer, Malinowski, Ndombele, Bergwijn, Lucas. Çok sağlam bir kadro var karşımızda. Bakalım yenebilecek miyiz? Çok zor bir ihtimal gibi gözükse de futbol bu yuvarlak. İşte biz de futbolu bu yüzden seviyoruz. Top yuvarlaktır. Ne olacağı hiçbir şekilde belli olmaz. Haydi Emerson. 9 Gürkan. Evet, gitti. Mert Hakan oraya kazandı ama kaptırdı. Gregülyon, Bergwijn, Mbi çok güzel Mbi. Harry Kane açtı ortayı. Malinowski dışarı vurdu. İlk atak onlardan gelmiş bulunmakta. Bir atak yapabilecek miyiz? Yani onu da düşünmek gerekiyor. Çok zorlu bir maç. Ndombele geliyorlar. Harry Kane aradan Malinowski çok kötü vurdu. Allah'tan Malinowski'ye geldi. Harry Kane alsa affetmezdi Harry Kane diye tahmin ediyorum. Bir baskı belki orada top getir ama Harry Kane karşı karşıya affetmez dedim ama affetmedi. İlk yarıda bir varlık gösteremiyoruz ki olması gereken gibi diyebiliriz ama bir şut vesaire çekebilsek çok fena olmazdı. Gülhan Üreyen belki de şey yapmamış olabilir. Karşı takımı zorlayamamıştır tabii ki. Genç oyuncu. Direkt Tottenham maçıyla da oynamak. Samat da bir tık yorgun. Donnarumma'yla oynamadım ama ikinci araya Samatta ile başlayacağım. Hatta 4-4-2 taktiğimize geçebilir miyiz? Taktik yükle. Maalesef ki geçemeyiz. Nurettin Korkmaz alacağım İlyas'ın yerden. İlyas orada altı oynuyor. Dışında kötü oynayan veya ortalama hepsi normaldir. Gotti, Ferdi, Koper, İnce, Serdar Aziz vesaire vesaire gidiyor. Kontra atak taktiğiyle. Geniş. Toplar oynasın. Uzun toplarla bir kontra atak yapmaya çalışalım. Her iki kanattan.
Değişikliklerimizi yaptık. Bakalım bu değişiklikler işimize yarayacak mı? Yani gerçekten. Yavaştan Fehmi Ustası'na dönmeye başladım. Bu arada yorumlarda bir arkadaşımız birkaç tane kariyer gelsin yazmış ve kariyer önerileri yazmış. Ona da buradan teşekkür ederim. Ama şu an APK oynadığım için tek bir kariyer lisansı oynayabiliyorum. Onun dışında lisans yok. Yeni yıla doğru FM'de bir indirim olur mu, olur diye düşünüyorum. Olursa onu alacağım ve sizlere karşısınızda en az iki kariyer birlikte ilerleteceğiz. Evet. Oo, bir anda alt şuttan o şuta geldi. Lucas Moura, Eric Dier, Ndombele, Tanganga, Malinowski. Bir kontratak. Ah, tutamadık. Tutamadık. Malinowski kullandığı alt ama nereye kadar 12 şuta 0 şut. Hala şutumuz yok. Bakalım toplam biz bir kontratak yakalarız dedim ama onlar da olmadı galiba. Evet yine geliyorlar. Ndombele, Malinowski, Regül, Yoon, Harry Kane vurdu. Altay'dan harika bir kurtarış. Harikasın Altay. Modern bek yaptık ki. İki yönlü bek yapacağız. Nuhayet'ini zaten almışız. Evet, birkaç taktikse değişiklikler yaptık. 15 şuta 0 şuttuk. Muazzam bir üstünlükle tabii ki yapacağımız hiçbir şey yok gerçekten yani. Ben bir tık oynarız dedim ama hiç oynayamadık. Tottenham'a karşı. Bir sürpriz yaparız dedim ama o da olmadı. Geliyoruz. Evet. Bir korner güzel orta gol. Getirdi. Gürkan başka attı. Tottenham karşısında. Tek atabileceğimiz şey belki de duran toptu ve duran toptan attık. 1-1 Gürkan Başkan. Çok güzel bir orta geldi. 18 numara kim hatırlamıyorum. Burak İnce'den. Zaten duran toplardan bir tek golü bulabiliriz ve ilk duran topumuz, ilk şutumuz, ilk kaleye bulan ve gol oldu. Tottenham'a karşı buradan beraberlikle ayrılmak bizim için 3 puan gibi bir şey yani gerçekte olsa. Altay güzel bir kullandı. Bir faul. Kullandırtacak mı? Evet kullandırtırdı. Burak İnce. Ne yaptın be Burak? Ay Altay çok iyi Altay. Çok iyi zamanlama. Arayı bir kaçırdı. Ah Erdoğan yetişemedi. Evet uzun bir atak oldu bakalım. Golle mi sonuçlanacak? Ben Davis. Höyberg. Tanganga. Lucas Altay uzun top atar mı? Atamadı çünkü uzun top oynamadık. Son saniyeler Tottenham'a karşı buradan beraberlikle ayrılmak gerçekten hiç yoktan inanılmaz bir şekilde gol bulduk ve Gürkan Başkan'ı buradan gerçekten tebrik etmek isterim ki Altay Bayındır maçın adamıdır benim tahminimce. 9 tane kaleye bulan şut var ve gerçekten çok önemli kurtarışlar yaptı. Altay'ın en az 8 oynayıp en azından maçın adamı olmasa bile isterdim ama Sergio Oye 5 oynamış. Bu maçta sıkıntı yok. Gürkan Başkan maçın adamı olmuş. Stoper'de genç oyuncumuz inanılmaz işler yaptı. Hazırlık maçlarında da kaybetmedik. Hu, bu çok iyi bizim için. Nurettin Korkmaz 7 oynamış. Kendi sahamızda değil, deplasmanda sürpriz bir şekilde berabere kaldık. Oyuncuyla konuş. Mevcut formu inanılmazsın sen. Nasıl bir çocuksun Gürkan Başkan. 19 yaşında bu top 17. Kötü bir oyuncu daha iyi oynamıyor. Sergio Oye'de hiçbir şekilde sıkıntı yok. Mevcut formunu koruyorsun gayet güzel. Moralli yerde yüksek tutalım. Sonra oraya da bizim için sezon boyunca çok önemli istatistikler oran vesaire olacaktır.
Evet, yaklaşık tam bir saat olmuş, bölümümüzün sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Bu maçta bir sonraki bölümde UEFA Avrupa Kupası ikinci mücadelesinde, Avrupa Kupası 2 mücadelesinde AEK Larnakas'la oynayacağız. AYK değil bu, büyük ihtimalle başka bir AYK. Tamam, çok zorlanmayacağımız bir tur olacağını düşünüyorum. Bir sonraki bölümde oynayacağız. 3 ay içinde antrenmanlara başlaması bekleniyor. Düz koşulara başlamış. Yönetimin güveni harika bir kararlar görüyor. Transferleri, kadro uyumu transferlerden çok memnunlar. Mali durumdan da aslında iyi olması lazım ama ilginç. Çünkü mali durumumuz gerçekten çok iyi. Atalanta 3 beraberlik 1 galibiyet ama oynadığımız takımlara bakarsak 3 beraberlik de normal. Kimin numarası yok? Takım numaralarını gönderelim mi? Gönderdik. Evet. Güzel bir şekilde oynadık. Sizlerden aşağıya yorumlara stoper önerileri bekliyorum. Yaklaşık 14 milyon euro bir bütçemiz var. Ona göre şey yapmanızı düşünüyorum. Sörç oraya da çok güzel yapacaktır tahminimce. Evet, bir sonraki bölümde UEFA. Bakalım UEFA 2. kupadan 3. elemeden katılmışız. Bir ihtimalle son tur olabilir mi? Bir maçta olabilir belki. Evet. Yorumlara stoper önerinizi bekliyorum. Dediğim gibi güzel bir sonuç aldık. Güzel bir kadro kurduk. Bu sezonu bomba gibi gidiyoruz. Bir de stoper aldık Moray Gürkan başkanlığı, aslında iyi gidiyorlar. Ama belki bir stoper alabilirim. Dediğim gibi sizden yorumlarınızı ne bekliyorum. Eksik gördüğünüz yer varsa oraya yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ama en önemlisi de maskesiz gezmeyin, takmayın. Maske takmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.